Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bugün 3. haftada bölme konusundayız. Bölme konusunu işleyeceğiz bu videoda sizlerle beraber ve bu videodan sonra da yine ödevlendirmenizi yapacağız arkadaşlar. Ödevlendirmenizde harfi harfine yerine getirmenizi sizlerden istiyorum. Şimdi nedir bölme? Bölme nasıl yapılır? Biraz ayrıntılarıyla, incelikleriyle bir görelim. Öncelikle A, B, C ve D birer doğal sayı. B sıfırdan farklı olmak üzere. A, B, C ve D nasıl isimlendirilir? Önce onları yazalım. A sevgili gençler burada bölünen sayımızdır. Dolayısıyla ismine bölünen diyeceğiz. B bölen sayı olduğu için buna bölen diyeceğiz arkadaşlar. C'ye bölüm. Ve D'ye de kalan diyeceğiz arkadaşlar. Pekala. A sayısı nasıl elde edilir? A sayısını B ile C'yi çarpıp üzerine D'yi ekleyerek elde ediyoruz. Yani B çarpı C artı D. Bu ne demek oluyor? Bölenle bölümün çarpımının üzerine kalanı eklediğimiz takdirde bölüneni buluruz diyoruz. Ve sevgili gençler, buradaki kalan dediğimiz D daima sıfırdan büyük veya eşittir. Ve bu kalanımız da mutlaka ama mutlaka bölenden daha da küçük olmalıdır. Eşit dahi olamaz. Daha küçük olacak. Anlaştık? Pekala. Şu kısma bakalım. 321'i 32'ye böldüğümüz zaman bölüm ve kalan ortaya çıkıyor. Acaba bu bölüm ve kalan nedir diye sorulmuş. Bakın 321'i ben kaça böleceğim arkadaşlar? 32'yi. Hadi bölelim beraber. 3'ün içerisinde 32 yok. 32'nin içerisinde 32 bir defa, bir kere 32. 32 çıkardık. Kalan 0. Şimdi 1'i aşağı indirdim. 1'in içinde 32 var mı? Yok. Şimdi bak aşağı indirdiğin takdirde eğer ki bunun içerisinde bu yoksa buraya bir 0 ekliyorsun. Ve böylelikle olay gitmiş oluyor. Yani burası kalan, burası bölüm ise bölüm 10, kalan ise 1 olduğundan cevabımız 11 olur diyoruz. Devam. ABCD 4 basamaklı bir sayıymış. Pekala. Ben bu sayıyı 17'ye böleceğim. Ve burada da K diye bir kalanımız olacak. Bu K'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler. 4 basamaklı bir sayı olan, burada 5 basamaklı da olabilir. Hiç sıkıntı yok. 17'ye böldüğüm takdirde burada çıkan kalan 0 olabilir. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, artı nokta 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 kaç olabilir maksimum? 16 olabilir. 17 olmaz. İşte bunların toplamı sorulmuş ki sen bunların toplamını kısa yoldan yapmayı biliyorsun. 16 çarpı bir fazlası bölü 2. O halde bu işlemi yapacak olursak 2 ile 16'yı sadeleştirdim. Burada 8 kaldı. Cevabımız 8 kere 17'ymiş. Yani 80 artı 56'dan 136'ymış. Bu birinci sorumuzun cevabı. Şurada bir de ikinci sorumuz var. Diyor ki bu kalanların çarpımı nedir? Yani 0 çarpı 1 çarpı 2 çarpı nokta 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 16'ya kadar olan sayıların çarpımı. 16 faktöriyel gibi düşünebilirsin ama burada bir 0 çarpanımız var unutma. Sen istersen burada trilyonlarla çarp bu 0'ı, sonuç yine ne olacaktır? 0 olacaktır diyebiliriz. Bu tarz ufak hareketlere de dikkat etmen gerekiyor tabii ki. A, B, C farklı rakamlar. Bakın rakam olduğu söylenmiş bize. Farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C 3 basamaklı sayısı. Bir A, B 2 basamaklı sayısına bölündüğünde kalan 0 oluyormuş. A, B, C'nin maksimum değeri kaçtır diye sorulmuş. A, B, C'nin 3 basamaklı, A, B 2 basamaklı sayı olduğu da söylenmiş bize. Şimdi buradaki A, B ile şuradaki A, B'nin de aynı olduğuna dikkat edeceksiniz. Bir de burada C'miz var tabii ki. Ben bu ABC'yi buraya böldüğüm takdirde işte A'nın içerisinde AB yok, AB'nin içerisinde AB bir defa, bir kere AB, AB yapar çıkardım 0. C'yi aşağı indirdim ki demek ki C'de 0 olmak zorundaymış. Çünkü kalan 0 oluyormuş. 0'ın içerisinde AB olmadığı için buraya bir 0 koymak zorundayız. Kalan 0 olduğu için, olması gerektiği için ben C'yi aşağı indirdiğim zaman burada ekstradan bir sayı kalmasın diye C'ye biz 0 dedik. Onu da aklına bulunsun. Demek ki benim sayım AB 0, C belli artık. Peki AB ne? ABC'nin maksimum değeri soruluyor. Farklı rakamlar demiş
Farklı rakamlar dediğine göre ben burada sevgili gençler AB0'ı 990 seçebilirdim sırf büyük çıksın diye. Ama farklı rakamlar dediği için burayı 9 seçemem. Dolayısıyla ne seçeceğim? 8 seçeceğim ve ABC'nin maksimum değeri de 980 olacak diyebiliriz. Notumuz var. Not da şu. A'yı B'ye bölüp bölümü C kalanı D bulduğumuzda A eksi D ve A artı B eksi D sayıları B'ye tam bölünür. Yani eğer ortada bir kalan varsa, ortada bir kalan varsa sen bu kalanı şundan çıkardığın takdirde A'dan D'yi çıkardın ya da A'nın üzerine bir B ekleyip bir de D'yi çıkardın. Sonuç olarak A eksi D bak yine burada bölünüyordu. Üzerine B de eklesen bu sayı B'ye tam olarak bölünür diyoruz. 2021 sayısından büyük olup da 25'e bölünebilen en küçük sayının rakamları toplamı acaba kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle 2021'den büyük olacakmış ve 25'e de tam bölünecekmiş. En küçük sayının rakamları toplamı sorulmuş bize. Peki şimdi ben bu sayının bu sayıdan daha küçük olup da 25'e tam bölünen 2000'in olduğunu biliyorum. Peki 2000'den sonra 25'e tam bölünebilen hangi sayı var? Hocam 2025 var. İşte sevgili gençler, araya 2021'i sıkıştırdın. Bir küçüğünü sorsaydı cevap 2000 diyecektin. Bir büyüğünü sormuş ve en küçüğünü cevap 2025 olacaktı diyebiliriz. Devam, bir not daha. Eğer diyor A'yı B'ye böldün, bölümü C'ye kalanı D'ye buldun. Eğer D B'den zaten küçüktü. C'den de küçük ise B ile C yer değiştirse de kalan değişmez. Hadi bir örnekle açıklayalım. Mesela 37 sayısını gittik biz 5'e böldük. 37'nin içinde 5, 7 defa. 5 kere 7, 35 yapar. Çıkardın kalan kaç? 2. Şimdi gördüğünüz üzere bu 2 bu 5'ten zaten küçük olacaktı. Kural buydu. 7'den de küçükmüş. Şimdi burayı okursak diyor ki 37'yi diyor. Bununla bunu yer değiştirsen de diyor. Yani 7'ye bölsen de yine burası 5 çıkar. 5 kere 7 35 çıkar. Kalan 2 bak kalan yine değişmedi. Yani şunları yer değiştirebilirsin diyor. Eğer buradaki kalan bölümden daha küçükse. 38. sayfamıza doğru geçtik. 1453 sayısını. Burada bir şeye bölmüşüz. Burası 9 gelmiş. Burası K yani kalan olmuş. Diyor ki yandaki bölme işleminde kalan 9'dan daha küçük yani kalan bölümden daha küçük olduğuna göre kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili gençler ben bu 1453'ü demek ki ben şuraya ne diyeyim? İsmail'in iyisi diyelim mesela tamam mı? 1453'ü 9'a böldüğümde burası iyi çıkacakmış diyor. Ve kalan da asla değişmeyecek. O zaman aslında şunu düşünebiliriz. Ben 1453'ü 9'a böldüğüm zaman kalan kaçtır? Bunu düşünebilirsek soruyu da çözeriz zaten. E madem öyle biz o işlemi yapalım ya. 1453'ü 9'a bölelim. Şimdi biraz matematik bilen arkadaşlar vardır. 1453'ü 9'a 1453'ün 9'da bölümünden kalanı illa bu şekilde bulmak zorunda değiliz hocam. Rakamlarını toplarız. Çarçurt falan diyebilirsin ama o konuya bir sonraki videoda geçeceğiz. O yüzden normal böleceğim ben şimdi. 1'in içinde 9 yok. 14'ün içerisinde 9. Bir defa 1 kere 9. 9 çıkardık 5. 5'i aşağı indirdim. 55'in içerisinde 9 6 defa. 6 kere 9 54 yapar. Çıkardım 1. 3'ü aşağı indirdim. 13'ün içerisinde 9 1 defa. 1 kere 9 9 çıkardım. Kaç kaldı? 4. İşte sevgili gençler buradaki kalan buradaki 4'e eşitmiş. Diyor ki kalan 9'dan küçük olduğuna göre kaçtır diye sormuştu. Yani kalan sorulmuştu bize. Kalan kaçmış arkadaşlar? 4'müş diyebiliriz. Siz de aynı şekilde çözümünü yapabilirsiniz. A sayısı B'nin 4 katı. A sayısı B'nin 4 katı. B sayısı ise C'nin 8 katıdır deniliyor. Buna göre A sayısı C'nin kaç katıdır? Bak şimdi sen şurada B'yi 8C olarak bulmadın mı güzel kardeşim? Bak bir de burada B yazıyor. O zaman al şu B'yi şunu. Bu B gördüğün yere ahan da şunu yaz. Bir şey fark etmez. Sonuçta Ahmet Mehmet'e eşitse ben Ahmet gördüğüm yere Mehmet yazabilirim. Hiç sıkıntı değil. O zaman A eşittir. 8C çarpı 4 olmaz mı? Bak B gördüğüm yere 8C yazdım.
Ve böylelikle 4 ile de 8'i çarparsanız A sayısı 32 çarpı C'ye eşit olacaktır. Bak şimdi. A C'nin kaç katıymış? 32 katıymış. O zaman cevap budur diyebiliriz. Bir diğer örnek. A ve B pozitif tam sayılarının 8 ile bölümlerinden kalanlar sırasıyla 3 ve 4'tür. 5A artı 3B sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi. A sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçmış? 3. O zaman ben bunu 8'in katından 3 fazladır yazabilirim. B sayısı da sevgili gençler 8'in başka bir katından 4 fazlaymış diyebilir. Çünkü kalan 4'müş. Şimdi ben 5A artı 3B'ye bakacağım. 5A artı 3B'ye bakacağım. A'nın ne olduğunu biliyoruz biz. B'nin de ne olduğunu biliyoruz. O zaman götürür yerine yazarız. Değil mi? Yazalım. 5 çarpı A'mız 8K artı 3'tü. Parantez içine yazıyorsun tabii ki. Artı 3 çarpı 8M artı 4'müş. Hadi bir de bir güzel dağıtalım bunu. 5 kere 8K 40K yapar. 5 kere 3 15 yapar. 3 kere 8 24M yapar. 3 kere 4 12 yapar. Güzel. Bak şimdi. Ben şu sarıyla işaretlediğimin 8 de bölümünden kalanını merak ediyorum. Peki. O halde şöyle diyebiliriz. 40 zaten 8'in katıdır. Kalan 0 olacak. 24 de 8'in katıdır. O zaman bunun da kalanı 0. Peki 15 ile 27'yi topladın. 15 ile 12'yi topladın. 27 geldi. Bu 27'nin 8 ile bölümünden kalan kaçtır? 3 kere 8 24 çıkardın 3. O zaman işte bunun da işte şunun da 8 ile bölümünden kalan 3'tür diyebiliriz. Hocam farklı bir şekilde yapabilir miyiz? Tabii ki yaparsın. Bak şimdi. Ne diyordu? A ile B 8 ile bölümünden kalan 3 ile 4 müydü? Evet, o zaman A'yı 3 seç, B'yi 4 seç. Hiç sıkıntı yok. Çarp bakalım. 5 kere 3 15, 3 kere 4 12, topla 27. Al sana 27'nin 8 ile bölümünden kalan 3'tür diyebiliriz. İlla şunu yapmak zorunda mısın? Tabii ki hayır. Öncelikle ben sana işin mantığını öğreteyim ki daha sonra kısa yollarını göstereyim. İşin mantığını bilip de kısa yolunu uygularsan daha ama daha iyi olur. Çünkü direkt kısa yolunu öğrenirsen o kısa yolu mutlaka ama mutlaka unutursun kardeşim. Tamam. Geçtim bir diğer soruma. AB iki basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalanın 2 olduğunu söylemiş. Bak AB iki basamaklı bir sayımız var. Bunun 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş diyoruz. AB sayısındaki rakamların sayı değerleri 2 artırılırsa. Şimdi şunu 2 artırıyoruz. Bunu 2 artırıyoruz. Bu birler basamağında olduğu için basamak değeri 2 artar. Bu onlar basamağında olduğu için basamak değeri 20 artar ve toplamda bu sayı 22 büyümüştür. Yani ben AB'nin üzerine 22 daha eklemiş gibi olurum açıkçası. Anlaştık? Bulunan yeni sayının 5 ile bölümünden kalan kaç olur? Şimdi bak. Şunun 5 ile bölümünden kalan kaçtı? 2 idi. Şunun 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen 22'yi 5'e böl aklında. 20 tam bölünür. Kalan kaçtır? 2'dir. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Yeni oluşan sayının 5 ile bölümünden kalan işte şuradaki kalanların toplamıdır. 2 artı 2'dir. Yani cevabımız ne olur? 4 olur diyebiliriz. O zaman şöyle bir mantık kuralım mı ya senle? Mesela 32'nin 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Hocam 2. Peki. Daha sonrasında 21'in 5 ile bölümünden kalan kaçtır? O da 1'dir. Şimdi ben bu sayıları toplamış olsaydım karşıma 53 gibi bir sayı çıkacaktı. Peki 53'ün 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 3'tür. Bakın bizi yanılttı mı? Sayıların toplamı bu sayıların 5 ile bölümlerinden kalanlarının toplamına da eşit olduğu 2 ile 1'in toplamı da aynı zamanda 3 yapar. Doğru mu? Doğru. O halde sen de bundan sonraki sorularda bunu uygulayabilirsin hem de gönül rahatlığıyla. Devam. 4 basamaklı bir sayı 102 ile bölündüğünde 101, 103 ile bölündüğünde ise 90 kalanını veriyormuş. Bu sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi benim 4 basamaklı bir sayım var. A, B, C, D diye. Ben bunu
102'ye böldüğüm takdirde kalan 101 çıkacakmış. Ve aynı şekilde bu 4 basamaklı aynı sayıyı 103'e böldüğüm takdirde ise benim kalanım 90 olacakmış. Şimdi karşımıza 2 tane bölme işlemi çıktı. Ben buradan ABCD sayılarını çekebilirim. Nasıl çekeceğiz? Şöyle. Bakın ABCD sayısını birinci bölme işleminde elde edecek olursanız buraya K diyelim, buraya M diyelim isterseniz 102 çarpı M artı 101 olarak yazabiliriz. Aynı ABCD sayısı 103 çarpı M artı 90 olarak yazabilir. Bakın şurayı düzeltelim. Burası M değil, K olacaktı. Doğru mu? Pekala. Şimdi ben şu ikinci eşitlikten ABCD'yi şöyle yazabilir miyim? Bak. 102 M artı bir tane daha M. Kaç yapar? 103 M yapar. Artı bir de 90 yazayım. Şimdi o zaman 102 K, 102 M, 101 M artı 90. Bunları bu şekilde ayırırsak sonuç olarak burası 102'nin, burası da 102'nin katı olacak ya. Madem öyle, şu 101 ile 90 birbirine eşit olsa kardeşim ne güzel olur değil mi? M kaç olur buradan? 11 olur. Zaten M 11 ise, bu 11 ise o zaman K da 11'dir. M 11 ise K da 11'dir. Demek ki ben 102'yi 11 ile çarpacağım. Ki bu da şöyle 102'ye 102 yapar. Topladığımız takdirde de 1122 gelir. Şurası 1122. Bir de üzerine 101 eklersem, 1122'nin üzerine 101 ekleyin arkadaşlar. Burası 3, burası 2, burası 2, burası 1 yapar. Demek ki o sayı 1223'müş o ABCD 4 basamaklı sayısı. Ki gerçekten bunu da siz yapın. 1223'ü 103'e böldüğünüz takdirde de 90 kalanını alırsınız. Burası da 11 çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtim 39. sayfamın ilk sorusuna. A81B ve A99B sayıları sırasıyla 9'un A ve B katlarıdır. A2B farkı kaçtır diye sorulmuş. Bizim elimizde bir A81B var. Bir de A99B var. Şimdi bu 9'un A katıymış. A çarpı K. Bu da 9'un B katıymış. B çarpı 9'un A katı ve 9'un B katı demiştik değil mi? 9'un A katı, 9'un B katı. A-B soruluyor bize. Bu iki sayı bence birbirinden çıkarılmalı. Neden? B'ler denk geliyor, A'lar denk geliyor. Acaba kaç fazla bunu bulabiliriz? 0, 9'dan 1 çıktı 8, 9'dan 8 çıktı 1 ve A'dan A çıktı 0. Yani aralarında 180 fark var. Peki şöyle desek, 9A'dan 9B çıktığında da yine 180 kalmaz mı kardeşim? Kalır. 9 parantezinde A-B eşittir 180 olsa çok daha güzel olmaz mı? Olur. 9'a böldüm, 9'a böldüm. Burası ne geldi? 20. Bak şimdi senin elinde ne var? Çok güzel bir cevap kaldı. A-B sorulmuştu. Cevap 20'dir diyebiliriz. Devam ediyorum gençler. Bir diğer örnekle. A ve N. Pozitif tam sayılar. A'yı N kareye böldüğümüz takdirde N bölümünü ve 32 kalanını elde ediyoruz. A'nın en küçük değeri kaçtır? Yani şunun bana minimum değeri soruluyor. Peki gelin A'yı elde edelim hadi. A eşittir N kare ile N'nin çarpımının üzerine 32 eklemektir. Doğru mu? Doğru. Bir de şöyle bir durum var ki 32 gençler N kareden daha küçük olmak zorundaydı biliyorsunuz. Burada N 0, 1, 2, 3, 4 veya 5 olamaz. Çünkü bunların her birinin de karesi 32'den daha küçük. Ama N 6 olur. Ve A'nın en küçük değeri soruluyorsa bize N'nin de en küçük değerini elde etmemiz gerekiyor ki A burada küçük çıksın. Madem öyle N'nin en küçük değeri 6 olmaz mı olur? O zaman bak burası A'nın en küçük değeri kaçtır diye sorulmuştu ya. Bak burası 6'nın karesinden 36. 6 olarak kabul ediyoruz çünkü N'yi. N zaten 6'ydı artı 32. 36 kere 6 216 yapar. Artı üzerine ben 32 eklersem 248 cevabına erişirim ve bu da benim cevabım olur diyebiliriz. Evet gençler, devam ediyorum 39. sayfamın sağ üst tarafındaki soruyla, ki bu da bölme konusunun son sorusu, daha sonrasında bölünebilme konusuna
geçeceğiz bir sonraki videoda. Burada kutular var ve tek numaralı olanlarında 24'er top var arkadaşlar. 24 top bunda var. Tek numaralılarda diyordu, kusura bakmayın. 24 top bunda var, 24 top bunda var, 24 top bunda var. Ve çift numaralı olanlarda da 32'şer tane top var. Güzel. Tabi aradaki numaralı kutularda bulunmakta. Yani 4'ten 29'a kadar olan numaralarda aralarda bulunmakta. Buna göre kutulardaki toplam top sayısının 15'e bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi burada şöyle bir çözüm getireceğiz. Tek numaralı kutu adedi kaç tane? 1'den 31'e kadar. Şimdi 30 tane kutumuz olmuş olsaydı 15'e tek, 15'e çift olacaktı. Doğru mu? Doğru. Yani şuraya kadar 15 tane tek sayılı, 15 tane çift sayılı kutu var. Ama şununla beraber tek eşitliği bozuyor. Yani 16 tane tek numaralı kutumuz vardır bizim. 15 tane de çift numaralı kutumuz var. Şimdi 16 tane tek kutunun her birinin içerisinde 24'er tane ve 15 tane çift numaralı kutunun her birinin içerisinde de 32'şer tane sevgili gençler ne var? Ne vardı? Top var. Güzel. Toplam top sayısı bu değil midir? Evet. Bunun 15'e bölümünden kalan sorulmuş. O zaman şöyle diyeceğiz. Şurası, şu kısım zaten 15'in bir katı olduğu için 15'e bölümünden kalan zaten sıfırdır. Burayı görmemize gerek yok. Bakacağız sol tarafa. 16'nın 15'te bölümünden kalan 1. 24'ün 15'te bölümünden kalan da 9'dur. Bunlar çarpılmış. O zaman kalanları da çarparım ben. Bu da benden sana güzel bir taktik. 1 kere 9, 9. Üzerine bir de şu kalanı, yani 0 eklersek doğru cevabın 9 olması gerektiğini de buluruz. İşte matematik böyle. İşlem ameliyatından kurtulmak adına bütün işlemleri, bütün her şeyi kısaltmak adına aslında bulunmuş her şey. Yani hayatı anlamanın kısa yolu da bulunuyor diyebiliriz böylelikle. Evet gençler, bir sonraki konumuz olan bölünebilmede görüşürüz. O videoda hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.